Evet, ara beyinden itibaren görmeye başladık dün sizinle. Omuriliğe kadar geldik. Ara beynin kısımlarından söz ettik, bu kısımların görevlerinden söz ettik. Üç kısımdan oluşuyor dedik. Hipotalamus, talamus ve epitalamus olmak üzere arkadaşlar. Tek tek görevlerinin öneminden bahsettik. Ardından orta beyin dedik. Orta beyin için arkadaşlar yine en belirgin görevlerinden söz ettik. Ve ardından arka beyin arkadaşlar geldi ki arka beynin 3 tane kısmı var dedik. Pons, omurilik soğanı ve beyincik olmak üzere arkadaşlar. Yine belli başlı önemli görevlerin üzerinde durmamız gerektiğini özellikle vurguladık, hatırlayın. Sizler de evde mutlaka dersten sonra arkadaşlar bu kısımlarla ilgili küçük özetlerinizi tamamladınız diye düşünüyorum. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Özetinizi mutlaka arkadaşlar çıkartın dersten sonra. Derste hani yeni gördüğünüz için kurulan cümleleri hemen dersin sonrasında hatırlayabilirsiniz ama siz dersten sonra üzerinde küçük de olsa arkadaşlar durmadığınızda o bilgiler çabucak uçup gidiyor. Dolayısıyla da o küçük notlar, çıkartacağınız notlar sizin için iyi olacak, size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ve yine söylüyorum, soru çözerken lütfen arkadaşlar o notlar yanınızda bulunsun. Zaten belli başlı önemli yerleri not alacağınız için sorular da hep onların üzerinden gelecektir size zaten. Hatta bazen şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Soru çözerken sorudan edindiğiniz bilgiler de olabilir. O bilgileri de mesela notlarınıza arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Hemen yanınızda bulunduğu için ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda sizin daha çok işinize yarayacaktır o notlar. Peki dün arkadaşlar omurilik kısmına başlamıştık. Omuriliğin yapısından kısaca bahsetmiştik. Nerede bulunuyordu? Önce ondan bahsettik. İşte omurgamızın içerisinde bulunur dedik. Üzerini örten aynen beyinde olduğu gibi üç kat zar vardır. Onlardan söz ettik. Hatta bir merkezi kanalı olacaktır. O merkezi kanalın içerisinde beyin omurilik sıvısından arkadaşlar bulunduğundan bahsettik. O yüzden birçok faktör de omurilik aynen beyin gibi ne yapacak? Korunacaktır dedik arkadaşlar. Sonra biraz daha özel yapılarının üzerinde durmaya çalıştık. İşte ön köklerinden ve arka köklerinden bahsettik. Arka köklerin duyu nöronlarıyla bağlantılı olduğunu söyledik. Omuriliğin içerisinde arkadaşlar duyu nöronuyla bağlantılı olan yani sinaps yapan ara nöronlardan söz ettik. Ön kökten çıkan motor nöronlardan söz ettik arkadaşlar. Yine ara nöronlarla sinaps yapan. Başka neler söylemişiz? Bir görmeye çalışalım. Omuriliğin görevlerinden arkadaşlar bahsettik. Üç esas görevimiz var. Bunları bilsek bizim için zaten yeterli olacaktır. Özellikle arkadaşlar beyinden verilen emirlerin efektör organı arkadaşlar iletilmesinde, duyu organlarından alınan bilgilerin de beyne iletilmesinde görev yapacaktır. Yani burası bir geçiş noktasıdır diyebilirsiniz arkadaşlar. Beyinden alınan bilgileri efektör organa buradan geçen impulslar götürecektir. Ya da işte duyu organlarından gelen bildirilerin, impulsların beyne iletilmesinde görev yapacaktır. Kısmen bir geçiş noktasıdır, iletim noktasıdır diyebilirsiniz kendisi için. Bunun dışında öğrenilmiş davranışların kontrolünü sağlar demiştik arkadaşlar. Biz aslında günlük hayatımızda sergilediğimiz davranışları önce ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Öğrenme aşamasında kim etkiliydi? Sinir sisteminde uç beyin etkilidir demiştik arkadaşlar. Öğrenme tamamlandıktan sonra artık davranış otomatikman gerçekleştirileceği için beyin devreden çıkar. Kimin üzerine bırakılır görev? Omuriliğin üzerine bırakılır. Omurilik kontrol edilecektir öğrenilmiş davranışlar arkadaşlar. Ama ne zaman ki siz davranışı sergilerken bir yanlış yaparsınız, o zaman hemen kim devreye girecektir? Beyin devreye girecektir. Yanlışı düzeltmek için arkadaşlar devreye girecektir. Örnek vermiştik mutlaka. İşte piyano çalmayı öğrenme aşamasında düşünün. Uç beyin ne yapacaktır? Görev yapacaktır. Tuşların yerlerini, notaları arkadaşlar öğreneceksiniz. Ardından olay öğrenildikten sonra artık piyano çalarken
Beyin devrede olmayacak arkadaşlar. Kontrolü kim gerçekleştirecektir? Omurilik gerçekleştirecektir. Ne zaman ki siz bir parça çalarken yanlış bir tuşa dokunursunuz, o zaman hemen devreye kim girecektir? Beyin girecektir. Durursunuz ve olayı arkadaşlar düzeltmeye çalışırsınız. İşte beyin o zaman her zaman bir gölge gibi ne yapacaktır? Omuriliği arkadaşlar kontrol edecektir. Bu anlamda dedik. Ve en aklımıza arkadaşlar ilk gelecek görevimiz refleks merkezi oluşu. Omurilik arkadaşlar refleks merkezlerimizden bir tanesidir dedik. Hatta yine hatırlatalım. Orta beyin bir refleks merkeziydi. Neyle ilgili? Görme ve işitme ile ilgili reflekslerimizin merkeziydi. Omurilik soğanı yine bir refleks merkeziydi arkadaşlar. Hangi reflekslerin? Özellikle çiğneme, yutma, kusma, hapşırma, öksürme, nefes alıp verme arkadaşlar. Burada refleks olacaktır. Omurilik. Hocam. Efendim. Hocam mesela boşaltım sistemi, sinir sistemi diyorum işte. Diğer üreme sistemi ve benzeri bunlara da omurilik bakıyor ya. Evet. Bunlar refleks olarak kabul olmuyor değil mi? Bu refleks değil değil mi bunlar? Yani o organların da mesela eğer ilgili refleksleri varsa onların da yönetimi omuriliktedir diyebiliriz. Tamam hocam. Demiştik. Şimdi omuriliğin arkadaşlar yönettiği refleks olaylarından birazcık bahsedeceğiz. Bugün ardından çevresel sinir sisteminden arkadaşlar bahsedeceğiz ve konumuzu tamamlamış olacağız. Ve devamında da artık endokrin sisteme geçeceğiz yanılmıyorsam. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar, refleks neymiş? Önce onun tanımını bir yapmamız gerekiyor aslında. Refleks arkadaşlar, canlının dışarıdan gelen etkilere karşı göstermiş olduğu ani ve değişmez tepkilere refleks diyoruz biz. Kısaca tanımını bu şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Ne yapacak? Canlı arkadaşlar dışarıdan gelen bir uyarı olacak. Bu uyarıya karşı canlı ne yapacak? Ani bir tepki verecek. Ve o tepki arkadaşlar bu uyarı kaç kez gerçekleştirirse gerçekleştirilsin değişmeyecektir diyoruz. Buna refleks diyeceğim. Peki refleksler arkadaşlar omurilikte dün gördük. Refleks yayları tarafından kontrol edilecek, oluşturulacak. Bir refleks yayında arkadaşlar neler görebilirim? Reseptör göreceğim arkadaşlar. Reseptör neyle? Duyu nöronuyla bağlantılı olacak. Duyu nöronu ara nöronla, ara nöron motor nöronla. Motor nöron da arkadaşlar tepki organıyla ne yapacaktır? Bağlantılı olacaktır diyoruz. Altını çizeyim isterseniz bunun. Bir refleks yayında arkadaşlar görebileceğiniz yapılar önemli olabilir. Ama şunu unutmayın. Bütün refleks tiplerinde arkadaşlar reseptör olacak, duyu nöronu olacak, motor nöron olacak, tepki organı olacak, ara nöron olmak zorunda değil arkadaşlar. Bazı refleks tiplerinde refleksin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi için ara nöronda vakit kaybedilmeden arkadaşlar direkt duyu nöronuyla motor nöron ne yapar? Sinaps yapar ve tepki arkadaşlar daha kısa sürede oluşturulabilir. Mesela diz kapağı refleksiniz. En güzel örnek arkadaşlar. Ne var burada? İki nöronlu arkadaşlar refleks yayımız var. Duyu nöronu var, motor nöron var sadece. Ara nöron hiç görünmez. Ha bu arada şunu da söyleyebiliriz. Bazı refleks yaylarında ara nöron arkadaşlar olur ve ara nöron birden fazla sayıda da olabilir. Burada çoklu tepki gösterileceği için arkadaşlar ara nöron sayısı ne yapabilir? Fazla olabilir. O yüzden ara nöron sayısı arkadaşlar 1 olabilir. Ara nöron sayısı 1'den fazla olabilir. Ya da ara nöron hiç olmayabilir. Unutmayalım bunu. Hocam. Efendim. Hocam başka bilmemiz gereken bir örnek var mı burada ara nöron olmayan reflekslere? Yok. Direkt bunun üzerinden arkadaşlar çokça hani örnekler verecektir ya da hani hiç bilmediğimiz bir örnek veriliyorsa zaten soruda size onunla ilgili ipuçları da verilir. Yani belirtilir mutlaka. Siz de oradan çıkartabilirsiniz rahatlıkla. Peki. Mesela bir sonrakinde de sıcak çaydanlığa dokunan birinin arkadaşlar elini çekmesi 3 nöronlu reflekse örnek olarak verilmiş. Hatta o örnek arkadaşlar burada da size ne yapılmış? Resmedilmiş. Öyle söyleyelim. Ne yapacak işte?
kişi eline arkadaşlar sıcak çaydanlığa dokunduracak. Çaydanlığa dokunduğumuzda arkadaşlar parmak ucunuzdaki reseptörler sıcağı algılayacak. Algılanan sıcak arkadaşlar reseptörün üzerinden nereye? Duyu nöronlarına arkadaşlar geçiş yapacak. Burada yeşille göstermiş bakın duyu nöronu. Duyu nöronu omuriliğe arka kökten arkadaşlar giriş yapacak. İmpulsunu buraya getirecek. Burada bir ara nöronla sinaps yapacağız omurilikte. Ardından arkadaşlar ara nöron ne yapacak? Bir değerlendirme yapılacak. Ara nöronun yapmış olduğu değerlendirmede çaydanlık sıcak. O zaman ne yapacağım? Elimi geri çekmem gerekiyor arkadaşlar. Elini geri çek emri verilecek. Ve oluşturulan bu cevap kimin üzerine? Motor nöron üzerine verilecek arkadaşlar. Motor nöron üzerine verilen impuls, motor nöron üzerinden omuriliğin ön kökünden çıkış yapacak arkadaşlar. Ve nereye gidecek? Efektör organa. Efektör organ burada nedir? Kolunuzdaki çizgili kaslar arkadaşlar. Neden? Çünkü elinizi geri çekeceksiniz burada. Elinizi geri çekmeniz için kolunuzu arkadaşlar hareket ettirmeniz gerekiyor. Burada bükücü ve açıcı kaslar ne yapacaktır? Motor nörondan gereken bilgiyi alacaktır ve bir kısmı kasılacak, bir kısmı arkadaşlar gevşeyecek. Hücreler sayesinde ne yapacağım? Elimi geri çekeceğim diyorum. Evet, bir sorumuz varmış. Omuriliğin enine kesiti ve bu kesitte yer alan nöronlar numaralandırılarak verilmiştir. Harflendirilmiş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Duyu nöronları omuriliğe X ve Z kısımlarından giriş yapar. Duyu nöronları omuriliğe nereden giriş yapacaktı? Arka köklerden, arka sağ kök ve arka sol kökten arkadaşlar. Şimdi ön arka diye her zaman size ne yapar? Bilgi verir. Ya da nöronların arkadaşlar geçiş noktalarıyla da siz bunları çıkartabilirsiniz. Akson ucunu görüyorsunuz. Buradan arkadaşlar duyu nöronu ne yapacaktır? Arka kökten impulsunu buraya getirecektir. Ardından arkadaşlar ne göreceksiniz? Ara nöronları göreceksiniz. K ve M. Ardından da motor nöronları göreceksiniz arkadaşlar. Z ve T. Z ve T ön köklerden, sağ ve sol köklerden arkadaşlar çıkış yapacaktır diyoruz. O zaman birinci öncülümüz arkadaşlar doğru mudur? X ve Z değil de X ve Y olmalı arkadaşlar. Y evet. Pardon. X doğru ama Z burada yanlış verilmiş. Peki sol ayağına iğne batırılan. Hemen solu buluyorum arkadaşlar. Sol bu taraf. Sol ayağından ne gelecek? Duyu nöronuyla bir impuls gelecek. O yüzden Y ile arkadaşlar bir impuls getireceğim. Sonra M ile sinaps yapacağım. Değerlendirme yapılacak. Sonra arkadaşlar T motor nöronla buradan impulsumu efektör organa yani sol bacağıma arkadaşlar göndereceğim. O zaman geçiş yaptığım noktalar Y, M ve T nöronları olacak. Doğrudur. Motor nöronlar omuriliğin Z ve T kısımlarından çıkış yapar. Z ve T arkadaşlar baktığımızda ön kökler olacak burada. Ön kök, sağ kök, sağ ön kök ve sol ön kök, kök olmak üzere diyelim. O zaman üçüncü öncülümüz de doğrudur diyebilirim arkadaşlar. Burada kalıtsal ve arkadaşlar kazanılmış olmak üzere refleksleri ikiye ayırmış. Evet, günlük yaşantımızı arkadaşlar kolaylaştırmak, kendimizi korumak, hayatta kalma şansımızı arttırmak için reflekslere ihtiyacımız var. Refleksler biraz önce tanımını yaparken ani tepkilerdir dedik. O ani tepkiler sayesinde arkadaşlar vücudumuzu ne yapıyoruz? Uyarılara karşı yeniden düzenleyebiliyoruz. Rahatlıkla arkadaşlar vücudumuzu koruyabiliyoruz. Refleks tipleri de ikiye ayrılacak dediğim gibi. Doğuştan gelen refleksler yani kalıtsal refleksler arkadaşlar. Türün bütün bireylerinde bu refleksler olacak ve aynı şekilde arkadaşlar gerçekleştirilecektir. Kazanılmış refleksler de yaşantılarımız sonucunda arkadaşlar elde edilmiş refleksler olacaktır diyoruz. Şimdi bakalım kalıtsal refleksler için arkadaşlar örnekler verilmiş. İşte yeni doğan bir bebekte
Emme refleksi demiş arkadaşlar. Bebeğe kimse memesini, annesinin memesini nasıl emeceğini öğretmez. Dolayısıyla arkadaşlar bu kesinlikle nedir? Kalıtsal bir olaydır. Yani daha anne karnındayken bebek bu davranışı ne yapıyor? Sergilemeyi biliyor zaten. Dediğimiz gibi kimse öğretmeyecektir bu davranışı kendisine. O yüzden doğuştan gelen refleks olacak. Diz kapağı refleksi bütün arkadaşlar insanlarda var. Parlak ışıkta göz bebeklerinizin küçülmesi, az ışıkta göz bebeklerinizin arkadaşlar genişlemesi, bu da yine doğuştan gelen refleks olacak. Bunu bize kimse ne yapmıyor? Öğretmiyor. Yaşantımız sonucunda da öğrenmiyoruz. Otomatikman gerçekleşiyor. Yine göz kapağınızı arkadaşlar kırpıyor olmanız, yine ani seslerde arkadaşlar sesin geldiği yöne doğru dönüyor olmamız kalıtsal reflekslere örnek olacaktır diyoruz. Geliyorum kazanılmış refleksler arkadaşlar. Aslında öğrenilmiş davranışlar bu gruba girer diyebilirsiniz. Örnekler verecek olursak da arkadaşlar. Mesela limon görünce ağzınızın sulanması. Şimdi düşünelim bakalım. Hiç limonla tanışmamış bir kişi tadının ne olduğunu bilmiyorsa arkadaşlar. Limonu gördüğünde ağzını yapmaz, sulanmaz herhalde. Yine mesela yeşil erik için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Tadını bilmediğiniz hiçbir şey için arkadaşlar ağzınız ne yapmaz, sulanmaz ya da ağzınız kamaşmaz kesinlikle. Önce onun tadına bakmanız gerekiyor. Onunla tanışmanız gerekiyor ki tadını öğrendikten sonra arkadaşlar ağzınıza aldığınız limon suyu ya da limon diyelim ağzınızın buruşmasına neden olacaktır. Limonla arkadaşlar bu sefer karşılaştığınızda o durumun ağzınıza arkadaşlar limon aldığınız durum ne yapacak? Hep aklınıza gelecek, hatırlayacaksınız, tadını biliyorsunuz. O yüzden gördüğünüzde bile ağzınızın sulanması arkadaşlar gerçekleşebilir diyoruz. Hocam araba sürmek de kazanılmış refleks mi? Bir daha sor. Araba sürmek öğrenilmiş davranış. Yani kazanılmış, evet kazanılmış refleks tabii ki. Tamam. Evet, yeni doğan bebekte arama, emme refleksi, aksırma, öksürme refleksi, hayatsal öneme sahip arkadaşlar reflekslerdir diyor. Anne bebeğin acıkıp acıkmadığını öğrenmek için dudağına dokunarak arkadaşlar arama, emme refleksini ne yapabilir? Uyarabilir. Bu durumda da bebeğin acıktığını ya da acıkmadığını arkadaşlar anlayabilir. Yine hava yollarının açılması için aksırma, öksürme refleksi de arkadaşlar kalıtsal refleks olacaktır. Evet, iki nöronlu refleks yayında arkadaşlar görev alan nöronları sormuş. Bu soruyla çoğu yerde karşılaşacaksınız. İki nöronlu refleks yayı dediğimizde duyu nöronu var, motor nöron var. İkisinin arasında arkadaşlar ara nöron olmayacak dedik. Yani İki nöronlu refleks yayı deyince aklınıza duyu ve motor nöronlar gelecek sadece. Hangileri kalıtsal reflekse örnektir demiş arkadaşlar. Bu hani örneklerin tamamını söylememiz arkadaşlar çok mümkün değil. Sadece şunu hani düşünebilirsiniz. Bana bu davranışı sonuçta insan türüyle ilgili arkadaşlar refleksler verilecek size. Bana bu davranışı biri öğretmiş miydi, öğretmemiş miydi? Öğrenilmişse zaten arkadaşlar kazanılmış reflekstir. Öğrenilmeden sergileniyorsa o zaman doğuştan gelen reflekstir. Yani kalıtsal reflekstir diyoruz. Şimdi ani sesle irkilme. Bunu bütün bireyler arkadaşlar sanırım sahiptir. Ve hiçbir şekilde öğrenmeden gerçekleştirilir bir tepki olacaktır. Bunu bebeklerde bile arkadaşlar belli bir hani aşamadan sonra görmeye başlarsınız. Rahatlıkla. Bebeğin parmağını emmesi. Parmak emmek de arkadaşlar yine kalıtsal refleks olacaktır. Ama örgü örme öğrenilmiş bir davranış olacak. Önce ne yapacağız? Örgü örmeyi öğreneceğiz. Ardından arkadaşlar refleksleştireceğiz. Kazanılmış refleks haline getireceğiz. Evet, buraya kadarki kısımda bana sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı arkadaşlar? Evet. Peki o zaman
Şimdi çevresel sinir sistemi diyebilirim. Artık burası arkadaşlar merkezi sinir sisteminin bittiğini gösteriyor bize. Beyin ve omurilikle ilgili arkadaşlar yapısal ve hani işlevsel anlamda söylememiz gereken, kurmamız gereken cümleleri kurduk. Şimdi ikinci bir sinir sistemimiz var. Çevresel sinir sistemi dediğimiz. Aslında merkezi sinir sisteminden arkadaşlar tamamen kopuk bir sistemden bahsetmeyeceğiz. Merkezi sinir sisteminde bulunan beyin ve omurilikten çıkan nöronların arkadaşlar oluşturduğu bir sinir sistemidir aslında. Çevresel sinir sistemi. Tekrar söylüyorum. Merkezi sinir sisteminden arkadaşlar tamamen kopuk bir sinir sisteminden bahsetmiyoruz. Çevresel sinir sistemi derken merkezi sinir sistemini oluşturan beyin ve omurilikten çıkan nöronların arkadaşlar oluşturduğu sistem ne olacak? Çevresel sinir sistemi diye adlandırılacaktır diyoruz. Şimdi beyinden çıkan 12 çift sinirimiz var arkadaşlar. Omurilikten çıkansa 31 çift sinirimiz var. Bu toplamda arkadaşlar baktığımızda 12 çift ve 31 çift sinirin oluşturduğu sisteme biz çevresel sinir sistemi diyeceğiz. Mesela beyinden çıkan 12 çift sinirden arkadaşlar bir tanesi önemli. 10. beyin siniri, vagus siniri. İşaretliyorum onu. Vagus siniri arkadaşlar otonom sinir sisteminin bir parçası olacak. Otonom sinir sistemi biraz sonra göreceğiz. İki kısımdan oluşacak. Sempatik ve parasempatik arkadaşlar sinirlerden oluşacaktır. Vagus siniri parasempatik sinirlere örnektir diyoruz. Parasempatik sinirlerde biliyorsunuz iç organların çalışmasını yavaşlatıcı etkiye sahiptir. Genel anlamda konuşuyorum burada. Yavaşlatıcı etkiye sahiptir. O yüzden vagus siniri arkadaşlar iç organların çalışmasını yavaşlatan bir otonom sinir sistemi elemanıdır. Beyinden çıkan. Geliyorum. Omurilikten çıkan arkadaşlar 31 çift sinirim var. Bunlar özellikle duyu ve motor sinirlerdir demiş. Bunların içerisinde vücudunuzun en uzun siniri arkadaşlar siyatik sinirler. Bunlar bacaklarınıza giden sinirler olacaktır. Bacakların arkadaşlar çalışmasını düzenleyici sinirler olacaktır diyoruz. Hocam sempatikle parasempatik neydi? Şimdi bahsedeceğiz ondan. Parasempatik iç organların çalışmasını yavaşlatan, sempatik hızlandıran etkiye sahip ama istisnalarımız var. Burada arkadaşlar somatik ve otonom sinir sistemi olmak üzere çevresel sinir sistemimizi ikiye ayırarak inceliyoruz. Somatik sinir sistemi dediğimizde arkadaşlar özellikle hücre gövdeleri, beyin ve omurilikte bulunan arkadaşlar sinir hücrelerinin oluşturduğu ve akson uçları da iskelet kası arkadaşlar, iskelet kaslarınıza kadar ulaşan nöronların oluşturduğu bir sistem olacak. Yani kısaca şunu söyleyebilirim. İskelet kası dediğiniz zaman ne geliyor aklınıza? İstemli davranışların arkadaşlar gerçekleştirildiği kaslar geliyor aklınıza. Bu kasların yönetimi için sahip olduğumuz arkadaşlar nöronların gövdeleri nerede olacak? Beyin ve omurilikte olacak. Akson ve akson uçları nereye uzanacak arkadaşlar? İskelet kaslarınız uzanacak. Yani beyin ve omurilikte iskelet kasları arasında arkadaşlar iletimi sağlayan, yönetimi sağlayan nöronların oluşturduğu bir topluluktur somatik sinir sistemi. Peki bir şey sorabilir miyim? Şunu düşünebiliriz arkadaşlar. İskelet kasları nasıl çalışıyor? Hızlı yavaş. Hızlı. Hızlı. Peki o zaman benim arkadaşlar iskelet kaslarıma uyarıcılarımı hızlı göndermem gerekiyor. Doğru mudur? Bunun için evet. Bu sistemde bulunan arkadaşlar nöronlar hem miyelin kılıflı olacak impulsu hızlı iletebilmek adına hem de akson çapları olabildiğinde arkadaşlar büyük olacak yine. Yine impulsu hızlı iletebilmek adına. Çünkü iskelet kaslarımız arkadaşlar bizim hani vücudumuzun en hani koruyucu hareketlerini gerçekleştiren kaslar olacaktır. Mesela korktuğunuzda kaçabilmeniz için iskelet kaslarınız arkadaşlar impulsların çok hızlı gönderilmesi gerekiyor. Ki kendinizi ne yapabilirsiniz? Koruyabilirsiniz. O yüzden miyelinli nöronlardan oluşur. Önemli.
Bir de bunlar onların arkadaşlar. Akson çapları büyüktür, önemli. Diyelim. Peki somatik sinir sistemini arkadaşlar düzenlediği, düzenleyişini gerçekleştirdiği olaylara örnekler vermiş. Mesela koşmak, şarkı söylemek, resim yapmak, bilgisayar kullanmak, bisiklet kullanmak arkadaşlar, hatta yürümek bile diyebilirsiniz gibi davranışlarımızın denetimini gerçekleştirecektir somatik sinir sistemimiz. Geliyorum otonom sinir sistemine arkadaşlar. Otonom sinir sisteminde de şöyle bir durum var. Çevresel sinir sisteminin bu kısmı arkadaşlar iç organlarınızı ve bezlerinizi yönetecek arkadaşlar. İç organlarınız derken işte kalbi, böbreği, karaciğeri, mideyi, bağırsakları kastediyoruz. Bezler derken endokrin, egzokrin arkadaşlar karma bezlerinizi kastediyoruz. Bunların yönetimini sağlayacaktır. Düzenlenmesini sağlayacaktır. Ama şunu biliyorsunuz, iç organlarda nasıl kaslarınız var? Kaslar ne tiptedir? Düz ya da işte kalbinizden bahsediyorsanız arkadaşlar kalp kası şeklinde olacaktır. Şimdi bu kasların çalışması, iskelet kaslarınızın çalışmasından daha yavaş olacaktır. O yüzden bu sistemde bulunan arkadaşlar nöronlar miyelin kılıfsızdır diyebilirsiniz rahatlıkla. Çünkü impulsların buraya iletilmesi hani çok hızlı olmak zorunda değil. Zaten organlar arkadaşlar yavaş çalışır durumda olacaktır diyoruz. Peki bu sistemin arkadaşlar elemanlarına gelecek olursam omurilik soğanı, omurilik ve arkadaşlar hipotalamustur diyeceğiz. Bunun altını çizelim. Önemlidir. Evet. Şimdi burada bahsedilmemiş ama arkadaşlar biz bahsedeceğiz sanırım. Şöyle söyleyeyim. Otonom sinir sistemindeki nöronlar arkadaşlar iki gruba ayrılacak. Biraz önce bahsettiğim sempatik sinir sistemi. Ki sempatik sinir sistemi arkadaşlar iç organların çalışmasını hızlandırır. Mesela kalp atışlarınız arkadaşlar sempatik sinirlerin etkisini ne yapacak? Hızlanacaktır. Ama bir istisnamız var burada. Bütün iç organları aynı şekilde etki etmeyecek arkadaşlar. Örneğin sindirim sistemiyle ilgili organların çalışmasını yavaşlatacaktır sempatik sinir sistemi elemanları. Tersine çalışacak yani arkadaşlar. O zaman ne diyorum? Sindirim sistemi hariç. Evet, küçük bir ara verelim. Aranızı yemeyelim arkadaşlar. İkinci derste buluşalım. Olur mu? Tamamdır hocam. Tamamdır hocam.